Efendim hepinize merhabalar, ben Rıdvan Akgün. Bugün 25 Aralık 2017, şurada 6 gün kaldı. Bu hafta sonu yılbaşı, 2018 yılına gireceğiz. İnşallah güzel bir hafta geçirirsiniz. Haftaya güzel başladık, iyilik sağlıkla başladık. İyilik sağlık programında Profesör Doktor Ünal Aydın hocamla karaciğer kanserini masaya yatırdık. İzlemenizi tavsiye ederim, gerçekten bilmediğimiz çok konular varmış. Sağlıklı yaşamak için İyileştirmek iyiliktir sloganıyla hareket ettik. Güne Habertürk gazetesiyle başlıyoruz. Evet, Habertürk gazetesinde Fünikülerde utanç anları sürmanşette, bu kadarına pes. Tiyatrocu CHP Taksim'e gitmek için Kabataş'tan Fünikülere bindi. Cam kenarında oturdu. Vagonda kendisinden başka Ürdün Yusuf Ağa vardı. Müzik dinlerken başını sağa çevirdiğinde bir anda ağanın kendini tatmin ettiğini gördü. Korkan CHP vagonun en uzak bölümüne gitti. Taksim'e geldiğinde istasyondaki polislere durumu anlattı. Gözaltına alınan Yusuf Ağa, "Pişmanım, uzlaşalım," dedi. Tutuklandı. 4,5 yıl hapsi isteniyor. Utanmaz, şerefsiz, otobüste mastürbasyon yapıyormuş bu arada. Evet, Habertürk'te manşetinde cüzdan boşanması. Cebinden para alan eşinden 500 bin lira istedi. Eve gizli kamera koydu. Eşini cüzdanından para alırken yakaladı, dava açtı. Her gece salonda bıraktığı pantolondan sürekli para eksildiğini fark eden Mehmet İ, eşi anadıyla şüphelendi. Gizli kamerayla banyodayken eşinin para aldığını görüntüledi. Boşanma kararı alıp görüntüleri mahkemeye sundu. 500 bin lira tazminat bedeli istiyor davada. Evet, nihayet geldi. Kim geldi? Kar geldi. Kar geldi. Bütün çocuklar, bütün insanlar tabii ki büyük şehirlerde sokağa fırladı, eğlendi, kar topu oynadı, keyifli bir şekilde kayak merkezleri de doldu. Ama köylere ulaşıma kapanan birçok vatandaş da, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde, İç Anadolu'da birçok köy yolu da kapandı, ulaşım kısıtlandı. Evet, Sarı Kangren demiş, İstanbul'da 17 bin taksiden şikayet bitmiyor. Plaka sahipleri sabıkaya, ehliyet cezasına bakmıyor. Uyuşturucu kullanan dahil boşta kalan taksici oluyor. Plaka günde 500 lira kazanıyor. Sarı Kangren derken, taksi şoförlerinin İstanbul'da aslında çok dikkatle çekilen değil, az parayla çalışan ama kim oldukları birçoğunun belli olmayıp özellikle zarar veren insanlar olduğu bahsediliyor. Yani taksi şoförlerine de dikkat etmek gerektiğinin altını çiziyorlar. İki yeni kanun hükmünde kararname ile önemli düzenlemeler. Evet, bu kanun hükmünde kararnameler bu haftaya damga vuracak. Yani 2018 yılına girerken 2017'nin son haftasında, 52. haftasındayız şu anda. 2017'nin 52. haftası içerisine girmiş vaziyetteyiz. Yargıtay'a atanan yeni üye sayısı 100. Danıştay'a atanan yeni üye sayısı 16. Kamudan ihraç edilen kişi sayısı 2756. 36 üniversiteden 105 akademisyen ihraç edildi. Göreve iade edilen personel sayısı 115. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç sayısı 22, subayın rütbesi alınmış bu arada 637. 7 dernek, 7 vakıf, 2 gazete, 1 sağlık kuruluşu, 17 kapatılan kurum sayısı varmış. FETÖ'ye tek tip kıyafet gündemdeymiş yeni kanun hükmünde kararnameye göre. İki yeni kanun hükmünde kararname ihraçlar ile yargıda önemli düzenlemeler içeriyor. Danıştay ve Yargıtay'a yeni üyelikler verilmiş. Bu arada dediğimiz gibi FETÖ'de tek tip kıyafet kararı verilmiş. Yani FETÖ'ye tek tip kıyafet kararı doğru bir karar. Tek tip kıyafet giyecekler. Mahkemelere belki ayaklarına zincirle gidecekler. Sen vatana ihanet edersen, sen vatanı bölmeye kalkarsan, sen işbirlikçi, siyonist işbirlikçilerle, özellikle Haçlı Seferi yapanlarla işbirlikçilik yaparsan sonun böyle olabilir. Ülkeyi bölmeye çalışırsan, kardeşi kardeşi düşürmeye çalışırsan, ülkenin milyonlarını yurt dışına kaçırırsan sonuç böyle olabilir. Yani tek tip kıyafet ve aynı zamanda belki de ayaklarına zincir vurulması lazım. Aslında gelişmiş ekonomi dediğimiz böyle Avrupa ülkelerine veya farklı ülkelere baktığımız zaman bu tip suçluların, özellikle vatan haini yapan suçluların, terör suçu işleyenlerin tek tip kıyafet giydiklerini, öyle fiyakada cayakada hakimin karşısına çıkıp da yani iyi giyindi, kravat taktı diyerekten böyle iyi halden de indirim alınmaz. Bence olması gereken olmuş. Evet. Kamuya 110 bin personel alınacakmış. Başbakan Yıldırım müjdeyi Kilis'te vermiş. 2018'de Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanı 20 bin, Adalet Bakanı 15 bin, Diyanet'e 9.500, Gençlik ve Spor Bakanı 10.900, üniversitelere 1000, Aile Bakanlığı'na 2000, üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Toplam 110 bin kamuya
İşçi alınacakmış, personel alınacakmış. Bu arada bu da önemli bir konu tabii ki. Evet, şöyle baktığımız zaman Kudüs oylaması günü Türk-ABD ilişkisi koptu diye ele alıyor. Hemen yeni asırla devam edelim isterseniz. Yeni asırda ne var ne yok bakalım. Reform gibi kanun hükmünde kararnameler demiş. 900 bin taşeron çalışan kadrolu yapılacak. Özellikle İzmir'de de Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılanlar var. Yerine kimler gelecek bilmiyoruz ama taşeron işçilerin kadrolu olacağı aşikar. Yani 900 bin kişi Türkiye'de kamu çalışanı olacak. Taşeron çalışan kadrolu olacak. Darbeciler duruşmaya tek tip kıyafetle girecek yeni kanun hükmünde kararnamelere göre. Darbecilik suçundan cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tek tip tulum giyerek getirilecek. Şehit çocuğu ve kardeşi asilikten muaf olacak. Az gelişmiş bölgelere cazibe merkezi desteği verilecek denmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yanağını daha çöktü diyor Yeni Asır gazetesi. Pensilvanya değil, Ümre'ye gittim diyor. Kim diyor bunu? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in servis ettiği bir yalan daha ortaya çıktı. 4 Şubat 2012'de Özel'in iddia ettiği gibi Pensilvanya'da değil, Ümre'de olduğunu açıklamış. Kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Pasaport kayıtlarında kamuoyuyla paylaşan Soylu, kendi suspus ulaklara devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikte ulak kıyıya çarptı. Pensilvanya dediler, Ümre çıktı. Ne kadar yalancılar anlamında bu ifadeleri kullanmış. Evet, Yeni Asır sektör buluşmalarında enerjiden sonra sağlık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni İTÜ binasındaki toplantıda katılımcılar sağlıkta devrim gibi kararlar almışlar. Tabii ki seçimler yaklaşıyor. Özellikle odalar bu konuda mesleki odalar ne yapıyorlar? Çeşitli aktiviteler ortaya koyup seçimlerde etkin bir şekilde seçimleri kazanmak istiyorlar. O da seçimlerinde. Onun için de bitmiyor projeleri, bitmiyor ortaya çıkan bir takım hazırlıklar. Hayata geçer mi geçmez mi bilemeyiz. İcra'dan satın aldığı fabrikayla rekor kırmış iş adamı Saffet Arslan, İcra'dan satın aldığı çinko fabrikasına en çok ihracat yapan 500 firma arasına girmiş. Evet, müteşebbis güçlerde desteklenmesi lazım ki başarılı olabiliyorlar. Oto çizici yakalandı. İzmir Yeşilova'da bir hafta içinde onlarca otomobili çizen kişinin Emre K. 21 yaşında olduğu belirlendi. Polislerin gözaltına aldığı sorumlu genç savcılıkta serbest bırakıldı. Evet, aldatan sevgilisinin otomobilini parçaladı. Antalya'da erkek arkadaşını başka bir kadına yakalayan kadın sinir krizi geçirip sevgilisinin otomobilin camlarını kırmış bu arada. Kardan ev yapıp giysilerini yaktılar. Donmak üzere kurtarıldılar. Kar ve tipiye rağmen uzun süren yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri mahsur kalan dağcılar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Uludağ'da mahsur kalan 5 dağcı arama kurtarma ekiplerinin 3 saat çalışmalarının ardından kurtarılmış. Dikkat etmek lazım. Ben dağcıyım. Karlarda, dağlarda gezerim deyip de mahsur kalmamak lazım. Çünkü doğayla baş edemezsin. Doğa çok farklı bir şey. Doğanın kanunları var kendi içerisinde. Bu kanunlara uyum sağlamadığın zaman doğa ne yapıyor? Ceza veriyor. Evet. Ayrılsak da işte beraberiz demiş. Hayat arkadaşlığından iş arkadaşlığına dönmüş. Burada bir öykü var, hayat hikayesi var. Geçelim, Yeni Asır gazetesini okuduk. Şimdi Ege Telegraf'a bir göz atalım. Ege Telegraf'ın manşetinde ne varmış? Az kullanılmış satılık böbrek. Yani böbreği de az kullanılmışı, çok kullanılmışı. Yani böyle satılık ilan verilmişi çok enteresan. Para ihtiyacı olan birçok insan borçlarını ödemek için satılık böbrek ilanları da veriyorlar sosyal medyada. Sosyal medyadaki pazar adeta organ mafyasının yerini aldı. 25 bin liradan başlayan satılık ilanlarında belirtilen bazı kriterler ise herkese pes dedirtti. Görenlerin önce bir şaka sandığı satılık organ ilanları ülkemizin gerçeğini gözler önüne serdi. Ekonomik sıkıntı yaşayan ya da uzayan nakit süresi kısaltmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden organ alışverişine başladı. Böbrek fiyatları 25 bin lira ve 300 bin lira arasında, 300 bin dolar arasında, yani 1,5 milyon liraya varan, 25 bin lirayla 1,5 milyon liraya varan fiyatlarda satıldığını ortaya koyuyorlar. Bunun kanunen cezası var. Kimse böyle kalkıp da hayatı organlarını, bakın böbrek insan vücudundaki 5 önemli organdan birisidir. O 5 önemli hayati organını sattığınız zaman ömrünüz kısalır. Belki çalışırsanız, borçlarınızı ödersiniz ama
İşte yakınım hasta, ben hastayım, öteki hasta, para ihtiyacım var, borçlarımı ödemek için böbreğimin birini satıyorum. Bunların hepsi hikaye. Allah yardımcınız olsun, Allah gönlünüzün muradını versin, Allah kimseyi parasız ve çaresiz bırakmasın. Yani bu konuda gerçekten ihtiyacı olanlar böbreğini durup dururken niye satsın? Satmaması lazım. Bunların ekonomik şartları iyileştirilmesi lazım. Herkes sebatkar olması lazım. Herkes ayağını yorganına göre uzatması lazım. Ama sağlık içinde hani farklı bir ameliyatı vardır. Böbreğini satacak ama diğerine ameliyat olacak. Onu bilmiyorum tabii ki. Usta kaleme büyük ödül. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından meslekte 50 yılı deviren Ege Telgraf Gazetesi Haber Müdürü Kırcan'a Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü verilmiş. Biz de tebrik ediyoruz. Evet, Sabah Ege'li ile devam edelim gazete manşetlerini okumaya. Sabah Ege'li'de senesi dolmadan tadilat yapılacakmış. Neresi? Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 144 tesis için tadilat ihalesine çıkacak. Listede açılalı bir yıl bile olmayan sosyal yaşam kampüsü ve bir yıl önce tadilat yapılan balık halinin bulunması dikkat çekti. Yani bir yıl önce tadilatı yapmış bitmiş bir yer tekrar bir yıl sonra tadilata mı girer? İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşmakta olan yeni yıl öncesi bünyesindeki tesislerin bakım ve onarımı için yarın ihaleye çıkıyor. Toplam 144 tesisin yer aldığı listede fiilen hizmete gireli 6,5 ay olan ve 100 milyon liraya mal olan Buca'daki sosyal yaşam kampüsü ile yine bir yıl önce 6,1 milyon liraya bakım onarımdan geçirilen kaynaklardaki balık halinin yer alması kafa karıştırmış. Evet, kafamız karıştı. Yani o kadar yeni yapılan tesis hemen niye böyle bakıma giriyor, öyle değil mi? Sarıkamış şehitleri anıldı. Manisa'da 11 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek 103 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olan vatan evlatları için Sipil Dağı'na çıktı. Sipil Dağı'na baktığımız zaman da kar görüyoruz. Herhalde kar var, öyle görünüyor. Ve tabii ki insanlar hem kar gördüler hem şehitlerimizi andılar. Evet, devam edelim. Reklamlar, reklam alıyorlar. Reklam aldıktan sonra da haberini yapıyorlar firmaların. Biz de açıyoruz. Direkt okumaya başlayacağım vakit bir bakıyorum. Biraz evvel reklamı olan firma bu tarafta reklam aldım, para aldım diye de haber yapmışlar. Haberi okumaya çalıştırıyorlar bize. Onun için birden duruyorum ya. Reklam yapmamak için duruyorum. Yani niye durdum falan diye düşünmeyin. Evet, Habertürk Ege'li ile devam ediyoruz. Ekonomi Hastanesi 18 ay sonra tamam. İzmir Ticaret Odası İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Ekrem Demirtaş yöneticiler ve üyelerle birlikte yeni yıl balosunu yeni hizmet binasında kutladı. Evet, gelsin böyle bakalım Ticaret Odası seçimleri. Ticaret Odası'nda başkan adayları var. Bir bir ortaya çıkmaya başladılar. Ekrem Demirtaş da kendi meslek gruplarında bulunan grup temsilcileriyle tek tek proje açıklıyor. Dur sen tam seçim olacağı vakit proje açıkla. Yani neden bugüne kadar yapılmadı o projeler? 25 yıldır bir saltanat vardı orada sonuçta. Hizmet saltanatı. Düzeltelim de yanlış anlaşılmasın. Denizli evinde yine kayıplarda. Birinci ligde son 5 hafta sadece 2 puan alabilen, 2 maçını berabere bitiren Denizli Spor konuk ettiği Bolu Spor'la da 1-1 kalarak ilk yarı 14 puanla düşme hattında tamamladı. Altın Ordu son dakikada yıkıldı. Kırmızı lacivertler Erzurum'da Kerim'le penaltı kaçırdı. 61'inde ev sahibinde Burhan'ın golünü, 80'de Erdoğan ile yanıt verdi. 90+3'te ise Altın Ordu'yu puandan etti diyor. Katil alarmı. 4 yıl önce kayınpederini öldüren, eşi ve kayınbiraderi yaralayan, kaçarken alt subayı şehit eden 3 tabancalı katil zanlısı Hüseyin Türkmen için jandarma seferberlik ilan etti. Tire ve Ödemiş'te 3 silahlı, bu arada Tire ve Ödemiş çevresinde 3 silahlı kişiden bahsediliyor. Yani bu şekilde iyi takip etmek lazım ki, yani o çevrede özellikle Tire ve Ödemiş çevresinde bu insanlar karşımıza çıkabilir. Ormanlık alanlara saklanmış olabilirler ama güvenlik kuvvetleri, başta jandarma seferberlik ilan etti. Bu 3 cani yakalayacaklar anladığım kadarıyla. İzmir Büyükşehir Başkanı Kocaoğlu Bornova'da muhtarlarla buluştu. 2018'in barış getirmesini dilerim dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün muhalefete çağrıda bulundu. Birbirimizi karalayarak siyaset yapmayın dedi. Bir kurşun sevgili, bir kurşun kendine. Milaslı inşaat ustası ayrılmak isteyen sevgilisini av tüfeği ile vurdu. Sonra da namluyu çenesine dayayıp ateş etti. Ya niye karşı tarafın hayatını söndürüyorsun? Madem kendini öldüreceksin bırak diğeri yaşasın. Veya yani niye onun da hayatını öldürüyorsun? Niye kendini öldürüyorsun? Yani hangi çağdasın artık? Yani biraz medeni olmak lazım, öyle değil mi? Bak, kıza da yazık, kendine de yazık.
Yani aşk varsa, sevgi varsa bittiği anda bitmiştir. Bitmediyse devam eder. Karşı taraf seni sevmiyorsa, istemiyorsa, yani aşık olanlara söylüyorum. Aşıksın ya kardeşim. Karşı taraf seni istemediğini söylüyor. Birliktelik bittiğini söylüyor. Neden diyor ondan sonra işte birlikte değilim seninle, seni istemiyorum artık, bıktım senden diyor belki yüzüne karşı. Ya seni istemeyeni sen ne istiyorsun? İstemiyorsa istemiyor. Yani istemiyorsa sen de geçersin, gidersin, bırakırsın, gidersin. Seni istemeyeni niye seviyorsun? Niye kendini öldürüyorsun? Niye onu öldürüyorsun? Yani zorla mı sevilecek? Öyle değil mi? Evet, şöyle devam edelim bakalım. Kaçak bina yıkıldı, tarihi sarnıç ortaya çıktı. Konakta yenileme çalışması yapılıyormuş. Konağın her tarafı, bakın kazın her tarafını. Konağın her tarafı tarih fışkırıyor böyle. Tarih. Yani her yerde tarih var. Bazen böyle kazı yapan belediye ekipleri kimse görmesin, şikayet etmesin diye. Yani orada tarihi taşlar falan çıkıyor, kalıntılar çıkıyor. Hemen üstünü örtüyorlar böyle, değilse proje duracak diye. Evet. Habertürk'e geride Madoz'un sergisi Folkart Galeri'de. Başta Mesut Sancak, eşi İnce Hanım'la beraber onun resimlerini görüyoruz, fotoğraflarını. Birçok İzmir cemiyetinden birçok kişi katılmış. Bu tip şeyler takip ediliyor genelde. Folkart'ta takip ediliyor. Tabii ki Folkart denince biraz prestij algılandığı için herkes çok rahat oraya gitmeye çalışıyorlar. Tabii ki birçok sergi sadece Folkart'ta değil, birçok noktada yapılıyor ama Folkart nedense İzmir'in üst tabaka cemiyet grubu o noktada yer alıyor. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni yılda yepyeni bir gazete diyor Türkiye. Evet, yazarlarını ortaya koymuş, piyasaya, görücüye çıkmış. Yeni bir gazete, yepyeni Türkiye. Evet, kardeşleri ve oğulları kapsıyor, şehit yakınlarının askerlik yok. İki yeni kanun hükmünde kararname yayınlandı. Kamudan ihraçların yanı sıra devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı. Erdoğan hava atamayacaklar diyor. FETÖ'ye teklif. Darbeden yargılananlar badem kurusu, Cumhurbaşkanı'na suikast sanıkları ise gri tulum giyecek. Sudan'a giden Erdoğan, FETÖ'cü hainlere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesini şöyle değerlendirdi. Duruşmalara gelirken bu insanlar tek tip elbiseler giyecek. Öyle kravatlı, çok havalı şekilde gelemeyecekler. Bu aslında mağdurların da talebiydi. Amerika ayaklarına zincir vuruyor, biz onu yapmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkumların ayaklarına zincir vuruyorlar, tek tip tulum giydiriyorlar, öyle mahkemelere çıkarıyorlar. Biz çıkardık da bu yanlış mı, suç mu demeye getirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'de de bu kanun hükmünde kararnameyle çıkan bu konu otomatik olarak Türkiye'de uygulamaya geçiyor bildiğim kadarıyla bundan sonra. Yurt dışına çıkış rekoru kıran Cumhuriyet Halk Partililer belli olmuş bu arada. Makamını unutup turist gibi gezen Cumhuriyet Halk Parti belediyeler başkanları yurt dışına mesken tutmuş. Edirne Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin 185 defa yurt dışına çıkıp 557 gün makamından uzakta kalarak rekor kırdı. İkinci, işte bu belediye başkanlarını çıkaracaksın, yani atacaksın partiden, hangi parti olursa olsun. Makamında durmayan, halka inmeyen, halkın sorunlarını kavramayan, çözüm üretmeyen. Böyle birçok insanlar var ya, devamlı yurt dışına orada burada şurada bir toplantı diye gidiyorlar. Bir haftalık tatil adı altında gidiyorlar. Bir toplantıya katılmak için bir hafta tatil takip ediyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Sonra geliyorlar bizlerin maaşıyla, şehremin ya belediye başkanlarıyla. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Bak Edirne Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin 185 defa çıkmış. Bak 185 defa yurt dışına çıkmış. 557 gün makamına bile uğramamış. Var mı böyle saçmalık ya? İndirmeler lazım. Hangi partiden olursa olsun. Kar yurdu sardı. Türkiye beyaza büründü. Bembeyaz Türkiye. Daha bu sezon karla buluşmadık. Hafta sonu Bozdağ'a gideyim istedim. Baktım Bozdağ'da falan kar yok. Kaldım. Yani önümüzdeki hafta kar yağar inşallah da böyle bembeyaz gider. Böyle karlı karlı karla ne güzel fotoğraflar da çektiririz. Fotoğraf çektirmeyi seviyoruz sonuçta. Selfie de yaparız. Kardan adam da yaparız. Burnuna havuç takarız hatta. Bir şeyler yaparız. Her yer beyaz. Evin erkekleri cezaevine gönderildi diyor. Erken yaşta evliliğe hapis. 18 yaşından küçükken evlenen çifti 6 yıl sonra mahkeme ayırdı. Koca, kayınpeder ve baba cezaevine gönderildi. Bir başına kalan gelin affedilmelerini istedi. Yani bu kadının suçu ne? 16 yaşında evlenen kızın suçu ne? Kız böyle gönülden hoplayarak zıplayarak gideyim de bir koca bulayım, çocuklar yapayım diye mi gitti? Hayır. Anneler babalar çocuklarına falanca dünür, yani adam çok iyi, karısı da çok iyi, bize çok iyi dünür olur. Oğlanın ne iş yaptığı önemli değil. Anne baba iyi ya, hemen kızlarını veriyorlar.
sanki anne baba evlenecek kızla. Yarın öldü ikisi, ne olacak? Oğlan biraz ruhu bozuk diyelim. Yani küçük yaşta kız çocukları verilir mi artık, hangi çağdasınız ya? O televizyonları izliyorsunuz. Elinizden cep telefonlar düşmüyor. Sosyal içerikleri görüyorsunuz. Cinayetleri görüyorsunuz. Hiçbir vicdanınız yok ya. Küçük çocuklara veriyorsunuz. Daha oyuncak, yani oyun oynayacak yaştayken kızlar gidiyor gelin oluyor. Ellerinde oyuncak yerine tıpış tıpış böyle çocuk bakıyorlar. Yani yazıklar olsun. Bak, iki tane çocuk var. Genç yaşta evlendirmişler. Küçük yaşta. Ve aynı zamanda da oğlan da tabii ceza çekmek için hapse giriyor. Kadın da iki çocuğuyla kendi başına kalıyor. Yani bu dramasyonu neden yaratıyorsunuz? Anneler babalar, sizlere söylüyorum. Duydunuz beni. Milliyet Ege. Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi Karşıyaka Ortaokulu ile Alabey Selçuk Yaşar Ortaokulu mülteci sorunu için el ele verdi. 4 ülkeyle ortak çalışma. İzmir'de 3 okul Yeni Yaşam Yeni Umut projesiyle dünyanın birçok ülkesindeki mülteci öğrencilerin sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Proje koordinatörü Ezel Öztunç, 4 ülkedeki eğitim kurumlarının ortaklığıyla öğrencilerin dramına ilaç olmak istiyoruz dedi. İnşallah olursunuz. Herhalde yalnız İzmir'de yaşarım demiş. Tugay Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi Tugay Tatlıtuğ, Türkiye'de yaşayabileceğini tek kentin İzmir olduğunu söyledi. Herkes gelsin İzmir'e. İzmir'de ekonomi yüksek. Entelektüel bir şehir. Yerleşirsin, alırsın bir konut. Sana 500 bin liralık konut satarlar 1,5 milyon liraya. Ondan sonra da oturursun yani İzmir'de. Ne olacak? Bir de İzmir'de ev açarsın. Çeşme'de arka bahçesi olur. Halledersin. Torbalı iş dünyası Araplarla olan ilişkilerini artırdı. 35 ülkeden 100 iş adamının katıldığı işbirliği oturumunda Arap iş adamlarıyla önemli toplantıya imza attı. Ticaret Odası Başkanı Olgun 2018 çok güzel geçecek dedi. Evet, zeytinyağında istikrar sürer Tarış Zeytin Birliği Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağında fiyat istikrarının süreceğini belirtmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi kalite artacak, maliyet düşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt ve sati kaplamada kaliteyi artırmada kesin kararlı. Hedef %30 denmiş. Evet, Milliyet Ege'ye de baktık. Milliyet Ege'de haberler, şöyle iş sayfalara baktığımız zaman Gazeteciler Cemiyeti 2018'e merhaba dedi ve geleneksel kutlamalarını Kuş Adası'nda yaptılar. Birçok gazeteci dostumuz katıldı. Tabii ki İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olanlar davet edildi. Onun haricinde üyesi olmayanları da kapsam altına almadılar. Bununla ilgili bir düzenleme gelmesi lazım. Gazeteciler Cemiyeti'nin üye değil ama günde on binlerce, yüz binlerce kişiye haber servisi yapan artık portallar da var. Onlar da gözetilmesi lazım. Böyle çifte standartlık olmaz aslında. Yeni bir yapılanma düzeni olması lazım. Bak, burada her gün İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 9 Eylül gazetesini okuyoruz. Karşılığımız olmadan paramızı veriyoruz, alıyoruz bayiden, okuyoruz. Bunlar da gözetilmesi lazım. Evet, Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Taşeron'a kadro geldi. Taşeron işçilerin merakla beklediği kadro düzenlemesi OHAL kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararnameye girdi. Ne güzel. Öyle havalı gelemeyecekler diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle tutukluların tek tip elbise, hainlerin ve teröristlerin tek tip elbise girmesi konusunda kanun hükmünde kararnameyi onaylamış. Survivor Uludağ demiş. Uludağ'da biliyorsunuz 3 kişi, 5 kişi, 5 dağcı, 60 kişilik ekibin yaklaşık 5 saat çalışmasıyla kurtarıldı. Ferişte Ağa gelse bizi susturamazsın diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu. Eskişehir'de bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var? Niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadelesi zaten yapılıyor. Sen mücadele ettiğinde birisi karşına mı çıktı? Hayır, bütün muhalefeti susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. Senin Feriştah'ın gelse CHP'yi susturamazlar diyor. Hiçbir kimse susturmasın zaten. Konuş Türkiye. Ki herkes konuşsun. Doğruya halk karar versin. AK Parti de konuşsun, CHP de konuşsun, Milliyetçi Hareket Partisi de konuşsun, HDP de konuşsun, herkes konuşsun. Çok sesli koro Türkiye. Evet. Bizi çok iyi dinlerler ondan sonra. 2018'de dolar ne olur demiş Güngör Uras. Ekonomide bekleyişler dolar fiyatına bağlanmış durumda. 2018'de dolara etkileyebilecek gelişmelere bakarak kaba tahminler yapabiliriz. Dolar fiyatının en hazmedilmedik boyutta arttığı günlerde bile bu ekonomi çökmedi. İyimser olalım. Gelecek yıl bu yıldan daha iyi olacak demiş. 2018 yılına ekonomik olarak Güngör Uras çok iyi bakmış. Zinet'in kaleci aşkı varmış bu arada. Adı birçok kişiyle anılan Zinet.
Salih'in 2 aydır Almanya'da kaleci koçluğu yapan Tolga Temiz Aşşaş'a da ortaya çıkmış. Ay ne biçim bir habermiş bu da. Yani haberlerin içerisinde magazinde varmış. Marmara'da ölü balıklar. Marmara'da dün kalkan vatoz ve ahtapotun da aralarında bulunduğu farklı türlerden birçok deniz canlısının kıyıya vurması endişe yarattı. Yani acaba bir zehirlenme mi var? Yoksa gerçekten soğuk ve sıcağın böyle aniden soğuk hava dalgasının gelmesiyle bir sera etkisi mi yaptı? Suda hayvanlar yani balıklar orada öldü. Yani hayvanlar dedik ama balık da hayvan. Yani sonuçta öyle değil mi? Hayvanlar kategorisine giriyor. Emre, balık hayvan mıdır? Evet, hayvan dedi vallahi. Evet, Vatan Gazetesi'yle devam edelim. Tek tip başlıyor demiş haberi verdik. Desteğe teşekkür. Erdoğan Hartum'da devlet töreniyle karşılandı. Erdoğan Afrika gezisinin ilk ayı Sudan'da devlet başkanı El Beşir'in FETÖ'ye karşı gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Minnettarız dedi ve Afrika turu devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'nın 3 çocuğu ve eşiyle aylık 15 bin dolardan kiraladığı Washington DC'deki malikane Şilili milyarder madenci Andreniko'ya ait. Trump kızının ev sahibinin Obama tarafından çevreye zarar nedeniyle kapatılan 40 milyar dolarlık madenini yeniden açtı. 40 milyar dolarlık maden inanılır gibi değil. Jest yaptın sen. Jestten sonra 40 milyar dolarlık madeni açıverdi Trump. Trump artık Amerika Birleşik Devletleri'nin patronu. İstediği zaman Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eder. İstediği zaman ülkelerin tepesine çöker. İstediği zaman da dünyayı kana bulamak için silahları satar. Ve dünyanın başına da fitili ateşlenmiş bir bomba, bir deccal olarak geldi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dünya düzeni için Trump baştan sona kullanılacak. O akıllım kendisi yönettiğini zannediyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ı yöneten o Rothschild ailesi ve Rockefeller ailesi yönetmiyor mu bunları? Evet, bunu onlar yönetiyor. Ve öyle baktığımız zaman da ne oluyor? Sermaye, güç. Yani güçlerin, güç yani sermayenin gücü kim yönetiyor? Güçler yönetiyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump kendisinin her şeyi yönettiğini zannediyor. Burada tabii ki yanılıyor. Kendisi yönetmiyor. Ve yönetiyorlar onu farkında bile değil. Evet, geleceğin dahileri. Los Angeles'ın en seçkin zenginleri çocuklarını okula kaydettirebilmek için savaş veriyor. Ancak geleceğin dahilerini bizzat Musk seçiyormuş yıldızlara doğru. Kalkan vatoz sahile vurdu diyor. Kalkan ve vatoz baktığımız zaman hamile eşini 3 çocuk babasıyla yakalamış bu arada. Çok enteresan. Tekirdağ'da fabrikadaki işinden evine dönen Tayfun 35 yaşında. 4 aylık hamile eşi. Kadın 4 aylıkmış bu arada, hamileymiş. Kader Bey'in sevgilisi 3 çocuk babası Serkan Sevim'i gardıropta saklanırken yakalayıp öldürdü. Çok enteresan. Tekirdağ Saray'da bir fabrikada çalışan Tayfun ve önceki gece işlerinden erken çıkıp Ayaspaşa mahallesindeki evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Varan evden gelen sesler üzerine şüphelenip telefonda eşi Kader Bey'i aradı. Kader Bey eşinden çiğ köfte alıp eve öyle girmesini istedi. Tayfun ve ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader ve kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun ve 7 yaşındaki çocuğun uyuduğunu odadaki gardıropta evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim'i yakaladı. Tayfun ve mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim'i öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader Bey'i bıçakla hafif yaraladı demiş. Yani enteresan konular, insanların işi gücü aldatmak. Sevgilisini öldürüp tüfekle kendini vurdu. Biraz evvel bu haberi vermiştik. Yorgun mermi geldi, Taksim'e yığıldı. Evet, Taksim Mis Sokak üzerinde dün saat 13 sıralarında sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadili bir anda başından acı hissetti ve yere yığıldı. Fadili'nin yardımına koşan çevredekiler durum polis ve sağlık ekibine bildirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Evet, Vatan Gazetesi'nde okuduk. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerine bakacağız. Bu arada ben manşetlere bakarken bir İzmir Marşı ver de şöyle ortalık bir inlesin bakalım. Ver İzmir Marşı'nı. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne devam ediyoruz. Adalet hemen şimdi diyor Cumhuriyet Gazetesi manşetinde. İlk günden çöken iddialarla 4 cumhuriyetçi hala hapiste. Bugün ve yarınki duruşmalar arkadaşlarımızın özgürlüğe sonuçlanmasını istiyoruz
Gazetecilik Yargılanıyor diye vermişler. İper, Sabuncu, Şık, Atalay olmak üzere dördünü vermişler. Basın meslek örgütleri serbest bırakın demiş. Suçları yoksa tabii ki serbest kalsınlar. Suçları varsa da bunu açıklasınlar. Cezalar neyse çeksinler. Başka ne diyebiliriz? Biz medya özgürlüğü istiyoruz demiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında bugün görülecek Cumhuriyet davasına değinerek neden tuttuklar diye sordu. CHP lideri basın özgürlüğüne vurgu yaparak biz medya özgürlüğü istiyoruz, biz ülkemize demokrasiyi getirmek istiyoruz diye konuştu. Çok ince bir çizgi. Yani medya mensubu olup da ben gazeteci değilim. Ben televizyon kökenliyim. Ve 20 yıl aşkındır televizyon programı yapıyorum. Kantarın topuzunu iyi ayarlamak lazım. Ağzından çıkalım, kulağımız duyması lazım. Kimsenin alanına girmemek lazım. Ama doğru zamanda da yanlışları söylemek, eleştirmek, doğru yolu bulmalarını sağlamak lazım. Bu arada vatan ve millet ülke güvenliği açısından bir takım şeylere girip de sırrı ifşalar yapılıp vatan ve millet aleyhine çalışan gazeteciler varsa da onlar cezasını çekmesi lazım. Yoksa da masumsa serbest bırakılması lazım. Orada gazeteciler tutuklu. Niye tutuklu? Neden tutuklu? Yani iddialar var ama mahkeme ne der bilmiyoruz. Çünkü mahkemede bir yorum katamıyoruz. Evet, yeni kanun hükmünde kararnameyle iktidarın terörist dediği herkese şiddet uygulaması özendiriliyor. Linç kararnamesi diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Dayakçı abi kıyağı, zabıtayı döven müdür kardeşiyle tarihi binayı kafeye dönüştürmüş. Enteresan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali bir memurunu döverek bayıtmıştı. Yani... Alacaksın sen de çok güzel bir şekilde döveceksin. Ya kardeşim, yani niye dövmedin sen seni döveni? Döv, git mahkemede karşılıklı. O beni dövdü de zaten görüntüler var. Ben de dayanamadım, ben de ona patlattım da bari. Yani ben olsam öyle yapardım herhalde. Yani kalkıp da yumruk mu yiyeceğiz? Sopa mı yiyeceğiz yani? Barış Akademisyeni Uysal. Aslında yalnız değilmişim. Lozan Üniversitesi Barış İmzacısı Profesör Doktor Ayşen Uysal'ın açığa alınmasını protesto etmek için 9 Eylül Üniversitesi ile anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Uysal, Türkiye'deki birçok kurumun sessiz kaldığı düşünüldüğünde yalnız olmadığımı gördüm dedi. Profesör Korkut Boratav, emekçinin lehine değil demiş. Özellikle ücret ayarlamadan 6 aylık enflasyon üzerinden yapıldığını hatırlatarak bu yöntem refah artış payını dikkate almadığı için çalışan lehine değil demiş. Evet, eğer ülkede enflasyon varsa enflasyon oranının bir tık üstünde zam yapılması lazım bana göre. Cumhuriyet Halk Partili Mahmut Tanal, iş savaş düzenlemesi demiş. Yeni kanun hükmünde kararnameyle getirilen hükümlere insan hakları örgütleri, hukukçular ve siyasetçiler sert tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partili Mahmut Tanal, bu kanun hükmünde kararnameler ile hükümet darbe suçu ve terörle mücadele adı altında kişileri suç işlemeye teşvik ediyor. Bu madde iş savaş maddesidir demiş. Ben öyle bir şey algılamadım işin özü. Bu arada Demirtaş da demiş ki HDP'nin başkanı cezaevindeki kefen giyerim, tek tip giymem demiş. O zaman yani kıyafet giyilmezse o zaman mahkemede nasıl gidilecek? Mutlaka bir şey giyilecektir. Yasa ve kanun ne diyorsa olacaktır herhalde. Öyle değil mi? Evet, AIDS hastalığı artıyormuş. Sağlık Bakanlığı 2016 yılı istatistiklerine göre her aile hekimine 3267 kişi düşüyor. Sezaryen oranı ise yüksek demiş. Bu konuda ciddi bir şekilde açıklamalar yapmış Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın dikkat çektiği konular var. Bunlara dikkat etmek lazım. Yeni Gün Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Gün Gazetesi'nde zeytinyağında rekor beklenti demiş. Ege Zeytin ve Zeytin İhracatçılar Birliği Başkanı Davut Er, zeytinyağı ihracatı en az 100 bin ton, sofralı zeytin 80 bin ton ihracat hedefimiz var. İhracatta toplam olarak 500 milyon dolarlık gelir elde etmek istiyoruz demiş. İnşallah Hilmi Süre'de aynı şeyler de söylemiş. Marketten değil bayiden bilet alın demiş. Milli Piyango bilet satıcıları satışlarının durgunluğunu belirterek Başkan Paşa Çakmak bunun nedeninin büyük marketlerde bilet satış yapılmasından kaynaklandığını söylemiş. Zaten o büyük marketler, küçük marketlerin canını okumuyor mu? Yani yazıklar olsun. Kalkıp da o büyük dev AVM'ler açılıyor. İnsanlar kitle halinde gidiyorlar oraya. Orada bir kütle oluşturuyorlar kanser hücresi gibi. Ve oradan alışveriş yapıyorlar. Yani büyük alışveriş merkezleri yerine esnafa da bir inin yahu. Esnafa da bir inin. Esnaf da siftah yapsın. Esnaf da para kazansın. Yani bu kadar AVM'yi dip dibe niye izin veriyorsunuz, açıyorsunuz anlamış değiliz. Yani başka bir şey söylemeyeyim. İl başkanı bütün örgütü kenetlemeli. Okan Karlıdağ diyor ki, İl Başkan Yardımcısı,
İl kongresinde tüm örgütün kabul ettiği, herkesi kucaklayacak birinin aday olarak çıkmasını diledi diyor. Diledi de acaba kim dizayn ediyor? İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanını kim olacak? Bunu kim koordine ediyor? Sadece hizmet üretmek için gelen İzmir'e Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu mu dizayn ediyor bunu? Kim dizayn ediyor? Bu konuda hangi, ne tür çalışmalar var, ne yok? Çarşamba gün Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı ve 24. dönem milletvekili Sayın Alaaddin Yüksel'e çarşamba gün saat 14'te Kanal İzmir Televizyonu Politik Gündem'de soracağız. İzmir'de bu işi kim organize ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı nasıl ve hangi usullerle seçilecek? Bu konuda Aziz Kocaoğlu var mı? Genel merkez mi var? Alaaddin Bey mi var? Yoksa il örgütü mü var? Yoksa ilçe teşkilatı gelip onlar mı seçecek? İlçe teşkilatı bu konuda ne diyor? Geçtiğimiz günlerde il başkanını davet etmeden Aziz Kocaoğlu 28 ilçe başkanını toplamıştı. Ve bu arada kimi seçelim diye sormuştu. Vallahi tarafsızım, billahi tarafsızım demişti. Ve Nevzat Kavalar'la arabadan birlikte inmişti. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya, onun gibi bir şey işte. Sözcü gazetesi. Sözcü davası ayıp ve utanç vesikasıdır demiş. Cumhuriyet Halk Partili Tezcan'dan tarihi tespit demiş. Cumhuriyet Halk Partili Barış Yarkadaş iki kararnameye böyle tepki gösterdi. Kanun hükmünde kararnameyle Türkiye'yi tek tipe soktular. Yarkadaş son kanun hükmünde kararnameyle cezaevlerine getiren tek tip kıyafet uygulamasını sert dille eleştirdi. Sadece cezaevlerine değil Türkiye'ye tek tip giydiriyorlar dedi. Ya suikast yapmak isteyen bir FETÖ'cü olsaydı? Bir anda yaklaşıp sarılmak istedi. Erdoğan genci itekleyerek uzaklaştırdı. İşte Erdoğan üzerine atlayıp ortalığı karıştıran vatandaş. Bu adam koruma ordusunu nasıl açtı? Şırnak'ta bir vatandaşın sıkı korunan Erdoğan'ın yanına yaklaşıp sarılması güvenlik zafiyetini gündeme getirdi demiş. Hakikaten enteresan olmuş. Ne olursa olsun devleti yönetenler, özellikle böyle bir coğrafyada bir cumhurbaşkanının yanına hakikaten birilerine yaklaşıp da çok tehlike var. Rahmetli Turgut Özal da kürsüdeyken parmağından vurmadılar mı? Parmağından vurdular. Onun için de dikkat etmek lazım. Eğer ülke, yani Türkiye gerçekten Almanya gibi, Avrupa ülkeleri gibi bütün sorularını çözmüş bir şekilde ve herkesin gayri safi milli hasılaya göre kişi başına düşen milli gelir 30-40-50 bin dolar olmuş olsaydı vatandaş, yani ülke yönetenler bisikletlerle veya toplu ulaşımla gidip gelebiliyorlardı. Çünkü sıkıntı yok, sorun yok, saldırı yok. Ama Türkiye gibi bir coğrafyada bir cumhurbaşkanının veya başbakanının, ilgili bakanların her an saldırıya ve ana muhalefet partisi liderinin her an saldırıyla karşı karşıya gelebileceğini düşünmek lazım. Onun için de korunmasında fayda var diye düşünüyorum. Devlet demiryollarından ihale alan müteahhitlerin devlete verdiği bazı araçlar kayıp. Skandalı Sayıştay ortaya çıkardı. CHP'li Haluk Peşen, devlette bulunmuyorsa AK Parti yandaşlarındadır dedi. Sınırda depo Gürcistan'da dolduruluyormuş. Ardahanlar Gürcistan'a geçip benzin litresi 2 lira ucuza alıyormuş bu arada. Çalışanlara 1100 lira eksik ödeme yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Aykut Erdoğdu 2008'den bu yana hem kamu çalışanlar hem de emeklilere eksik maaş ödendiğini iddia etti. Evet, şöyle Sözcü gazetesine baktığımız zaman yatakta bastığı karısını bıçakladı, aşığını öldürdü diyor. Haberi biraz evvel verdik. Ya benimsin ya kara toprağın cinneti, hem birlikte olduğu kızı hem de kendisini öldürmüş. Fırında uyuşturucu ve silah bulunmuş. Akrabaların arazi kavgası iki can almış bu arada Muş'ta. Vatani görevini yapan asker banyoda ölmüş. Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe'nin tribün lideri silahla öldürülmüş. Kayıp dağcağı elbiseleri yanıp yakıp donmaktan kurtulmuş. Hakikaten hayatları kurtulmuş. Ciddi bir şekilde Uludağ'da 5 dağcı kaybolmuştu ve bu 5 dağcı da bulundu şimdi. Bir problem şu anda gördüğümüz kadarıyla yok. Sağlıkları yerinde. Evet, Haber Ekspres gazetesiyle devam ediyoruz. Cinsel suçlar 10 kat arttı diyor Ali Yiğit. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ali Yiğit, cinsel suçlar 10 kat arttı diyor. Cinsel taciz ve suçların ülkemizin kanayan yarası haline geldiğini belirtti. Yiğit, son 6 yılda cinsel suçlardan dolayı hüküm giymiş kişi sayısının yaklaşık 10 kat arttığını söyledi. Önemli bir konuya damga vurdu, altını çizdi ve hakikaten neden insanlar böyle sapıklaştı anlaşılır gibi değil. Cinsel suçlar 10 kat artmış vaziyette. Bahsettiği gibi Ali Yiğit'in iddiasına göre eğer böyleyse, milleti akıllı telefonlardan ya da yedikleri içtiklerinden haplardan vesaire neyse artık sapıklaşmış. Veya da o işte bazı diziler var ya, yerli ve yabancı diziler, o dizilerden, yani insanlar neden böyle şehvetli ve sapık onu anlamış değiliz ve devamlı cinayetler var.
Kaçak bina yıkıldı, sarnıç ortaya çıktı. Konakta atıl durumda olan tarihi yapı onarılırken Konak Belediyesi'nce restorasyona başlanan Alanyalı konağının avlusundaki kaçak yapılan binayı yıkan ekipler tarihi sarnıcı ortaya çıkarmış. İzmir'in her yerinde sarnıç, her yerinde her şey var aslında. Öyle değil mi? Bir protestoda Dikili'de gözüküyor. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un Çandarlı Hizmet Binası'nda güvenlik görevlisi olan Deniz Canpol'a taciz ettiği iddiası üzerine Dikili'li kadın platformu üyeleri eylem düzenlemiş. Başkanı protesto etmişler ve başkanı istifaya davet etmişler. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu araştırıyor mu, ne yapıyor bilmiyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle genel merkezde bu konuyla ilgili milletvekillerinin değişik açıklamaları var. Bu bir komplo diyenler var. Nasıl incelediniz, nasıl baktınız bilmiyoruz. Mustafa Tosun, Dikili Belediye Başkanı böyle bir şey yaptı mı yapmadı mı onu da bilmeyiz. Yapmışsa da cezasını çeksin, yapmamışsa da hakikaten görevinde kalsın ki komplosu da ortaya çıkarsın, öyle değil mi? Evet. Tek tip kanun hükmünde kararnamesi demiş, biraz evvel verdik. Tecavüzcü ve katile takım elbise serbest. Bir ay içinde tek tip kıyafet uygulaması başlayacakmış. Bu arada hükümete silahlı İslam ve devlete karşı suç işlemekte suçlananlara gri renk turum giyilecekmiş. Şehit yakın askerlik yapmayacakmış. Tarihte bir ilk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'ı ziyaretinde ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir Erdoğan'a yüksek devlet nişanı takdim etti. Duruşmaya artık öyle çok havalı gelmek yok demiş oradan. Anlatmış. Evet, meclis devre dışı bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan kanun hükmünde kararnamede şöyle tepki gösterdi. Askeri darbe dönemlerinde olduğu gibi meclis alanen devre dışı bırakılmıştır. Olağanüstü hal bahanesiyle ülke kanun hükmünde kararnamede yönetiliyor demiş. Taksim'in göbeğinde Maganda kurşunu Mısırlı turist Zahide Fadi 30 yaşında dün İstanbul Beyoğlu'nda yürüyordu. Bir anda kafasında acı hisseden kadın kısa süre yürüdükten sonra mis sokakta yere yığıldı. Başı kanıyordu. Görenler yardıma koşmuş. Allah yardımcısı olsun. Gardıropta yakaladı, öldürdü, cinayet işledi. 4 aylık Hamile karısı sevgilisiyle affedersin haç nefisine olurken yakalanıyor ve ondan sonra da kocası onu öldürüyor. Yani aşığını öldürüyor, karısını da yaralıyor. Evet, 9 Eylül gazetesi. Kılıçdaroğlu susmamın bedeli bellidir, ölümdür demiş. Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı İzmir örgütüyle buluşmuş bu arada. Önder Aksakal, tartışmalı kanun hükmünde kararnameler manşete taşınmış. Resmi gazete yayınlanan iki yeni kanun hükmünde kararname, 2756 kişi ihraç edilmiş. İzmir'de 4 kuruluşa mühür vurulmuş bu arada. 7'si dernek, 7'si vakıf, 2'si gazete ve 1 sağlık kuruluşu olmak üzere 17 kurum kapatılmış. İzmir'de bunu Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği, Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu, Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı ve Hadime Eğitim ve Kültür Vakfı'da kapatan kuruluşlar arasında yer almış. Gazeteciler yorgunluk atmış, stres atmış ve Kuş Adası'nda pasta kesmişler. Yeni yıla şaşalı bir şekilde girmişler. Hayırlısı olsun tüm gazeteci dostlarımıza, arkadaşlarımıza, abilerimize, küçüklerimize, büyüklerimize saygılar, sevgiler, mutlu yıllar dileyelim buradan. İzmir Kuş Cenneti için hukuki yollar tükendi. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Sıkı'nın Kuş Cenneti protokolünün tek taraflı olarak feshedilmesine karşı açtığı dava mahkeme tarafından da reddedildi. Profesör Doktor Sıkın'ın avukatı Karagöz yasal olarak yapılabilecek bir şey kalmadı dedi. Büyükşehir'le Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılan bir sözleşme. Büyükşehir bir çivi çakmadığından dolayı iptal edilmişti ve onu geri çevirmek için davalar açılmış. Hemen biten davalara tekrar geri çevirebilir miyiz diye itirazlar yapılıyor ve sonuçta da reddedilmiş. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kudüs bizi birleştirdi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, meclisteki 4 partiyle İran ve Suudi Arabistan gibi ihtilaflı ülkelerin aynı bildiriye imza attığını vurgulayarak Kudüs hepimizi birleştirdi dedi. Tehditle diplomasi olmaz. Amerika Birleşik Devletleri ile iki mesele var. Bu meseleyi çözmemiz lazım demiş. Darbeye direnene dokunulmazlık. Taşeron'a kadro demiş. 110 bin memur alınacak. FETÖ'yü bela eden şu anda iktidarda demiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu kanun hükmünde kararnameyle yüksek yargıya yapılan atamaları eleştirmiş. Çirkin tweet'e tepki yağmış. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Prens Abdullah Bin Zayed geçen hafta Osmanlı Paşası Fahrettin Türkkan'la ilgili çirkin bir tweet paylaştı. Fahrettin Paşa'dan hırsız diye söz edilen o tweet'e Erdoğan'ın dedilerinin Araplarla ilişkisi buydu hakareti de yer alıyordu. Zayed'e yanıt gecikmedi. Bu rutin ama önemli gelişmeyi Hürriyet ilk gün büyük bir haber olarak duyurdu. Bu noktadan sonra Hürriyet'in fark yaratan haberciliği kendini gösterdi diyor. Orduna Fikret Bila konuyu ortaya kendi bakış açısıyla ortaya koyuyor.
Evet, rutin haberde fark yaratmak diye bu şekilde servis yapmışlar. Şöyle baktığımız zaman da özellikle Ahmet Hakan son kanun hükmünde kararnamede çok ama çok tehlikeli bir maddeden bahsetmiş. Bir vatandaş terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse yakalanmaz. Çok önemli bir madde bu yalnız. Yani nereden bileceğiz onun o şekilde engellediğini? Çok tehlikeli bir madde. Bence o tehlikeli madde tekrar elden geçmesi lazım diye düşünüyoruz. Evet, ama kanun hükmünde kararnamelerde şu anda yasal olarak karşı gelemiyorsunuz ve artı onu değiştiremiyorsunuz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki kanun hükmünde kararnameler artık kalksın. Mecliste bu işe karar verelim. Mecliste bu işi sonlandıralım diyor. Önümüzdeki günlerde özellikle içimizdeki hainler temizleninceye kadar hükümetin kanun hükmündeki kararnamelerden vazgeçmeyeceği ve kaldırmayacağı ve mecliste çoğunluğu olduğu için de kanun hükmündeki kararnamelerin 3 ay daha uzatılması konusunda da hep destek verdiğini bunu hepimiz biliyoruz. Posta İzmir'e devam ediyoruz. Hastane müjdesi. 29 yılı geride bırakan İzmir Ticaret Odası hastane açmak konusunda kolları sıvamış. Ekonomi Üniversitesi başarılıydı. Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın öncülüğünde şimdi de hastane açmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu hastane açıldığı zaman da İzmir Ticaret Odası'nın İTÜ Hastanesi tüm üyelerin istifade edeceği ortada. Belki sağlıkla iyi olabilir ama oda başkanlarının özellikle seçim aşamasında bu tip projeleri gündeme getirip de devam etmediklerini de görüyoruz. Elektrikçi 8. kattan düştü öldü. Torbalı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binada elektrik çalışması yapan Tufan Kiliç dengesini kaybederek 8. kattan aşağı düşmüş. Allah rahmet eylesin. İşte iş güvenliği. İş güvenliği burada çok önemli. İş güvenliği almayan kişiler ne yapıyorlar? Gerçekten böyle kazalara maruz kalıp hayatlarını kaybedebiliyorlar. Dikkat etmek lazım. İş güvenliği almak lazım. Evet, soğuk günlerin sıcak yürekleri demiş, kampanya yapmışlar. Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu, kışın gelmesiyle birlikte yaşam şartları zorlaşan sokak hayvanlarının beslenebilmesi için bir gün bir öğün sloganı ile kampanya başlatmış ve katılım oldukça fazla. Böyle yavru köpekleri görüyorum. Özellikle can dostlar, başta köpekler olmak suretiyle hayvanları sevmeyen insanları sevmez diyorlar, öyle değil mi? Hayvanları seviyor musunuz? Korkuyor musunuz? Neden? Köpekten mi korkuyorsunuz? Korkun ama tekme atmayın. Kediyi sevin ama, yani korkun ve kedi de sevmesin, tekme atmayın. Sevmeyebilirsiniz. Ama sevdiğinizde belirtin. Mesela küçük bir süt alın, verin. Yem verin, besleyin hayvanları. Ama bu arada belediyeleri, veterinerlik bölümleri, müdürlükleri boş durmasın, hayvanları kısırlaştırsın. Aksi halde o kadar çok çabuk ürüyorlar ki bir doğumda 7-8-10 tane doğum yapabiliyorlar. Böyle olunca da her yer, cadde ve sokaklar, tarlalar, her yer köpek dolu. Onların bir de beslenmesi var. Onlar hastalık da taşıyabilirler. Kuduz da olabilirler. Bakımlı olmalarında fayda var. Sabah gazetesi ve Hürriyet Ege ile günü bitireceğiz. Sabah gazetesine şöyle bir göz atalım. Aslan Terim yönetiminde kükredi. Fatih Terim 4. Galatasaray dönemine galibiyetle başladı. Zirve yarışı yapan Göztepe'yi konuk eden Aslan 3-1 maçı kazandı ve 35 puanla 2. sırada tamamlandı diyor. Trabzon'un serisi Karabük'te bitmiş bu arada. Katil sürüsü Afrika'dan da temizlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'nün gerçek yüzünü Afrika'da gördü. Bu katil sürüsünü orada barındırmamakta kararlıyız dedi. Ve Afrika ülkeleriyle özellikle FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmasıyla birlikte FETÖ okullarının kapatıldığı ve kapatılmaya devam ettiği ve FETÖ terör örgütü mensuplarında ülkeden kovulduğundan bahsediyorlar. Türkiye değil, Amerika Birleşik Devleti ve İsrail yalnız kaldı diyor. Kudüs kararında en büyük pay Erdoğan'ın, cüzdanında para alan eşe boşanma davası var. Hükümet 900 bin işçiye kadro sözünü tuttu. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Başbakan Yıldırım, Birleşmiş Milletler kararıyla sadece Kudüs, Filistin değil, insanlığın onuru kazandı diyor. Evet, cüzdandan para çalan eşe dava. İstanbul'da galerici Mehmet İ, cüzdanında gizlice para aldığı iddia ettiği eşi Anıl İ'den 500 bin lira tazminat isteyerek boşanma davası açmış. Bingöl'den minik hayranlara düet. İskender Pala, TVK'da yeni kitabını imzalamış. Birçok haber. FETÖ'cü iması davalık etti. İngiliz vatandaşı hemşire Meral Menteş. Hakkında pasaport kontrolü sorular soran polise, terörist miyiz, FETÖ'cü müyüz, bu kaçıncı kontrol, belki de sen FETÖ'sün dediği için 2 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmış. Yani İngiliz vatandaşı hemşire Menteş'in bu söylediği enteresan bir konu. FETÖ'cü müsün? Yani çok kabalık yapmış bence.
kim olursa olsun karşıdaki kişiyi bilmeden tanımadan FETÖ'cü müsün dememek lazım. Burada bir de Serik Belediye Başkanı bir ilan vermiş, dikkatimi çekti. Kudüs, Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es. Kudüs namusumuzdur. 128 ülke Türk oldu. Çünkü Türk olmadıysan oldun Amerikalı. Dünya 5'ten büyüktür, 128 9'dan büyüktür. Artık hiçbir şey eski gibi olmayacak. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Dünya mazlumlar ismini de davanı da gönlüne yazdın demiş. Profesör Doktor Ramazan Çalık, Serik Belediye Başkanı bu şekilde. Eski muhtar kaza kavgasında katil olmuş bu arada. Taraftar grubu lideri öldürüldü. Taksim'de yorgun mermi yaralandı diyor. Hürriyet Ege son gazetemiz. Evet, şöyle bakıyoruz. Fırtına Bodrum'da teknelere batırdı. Bodrum'da dün sabah saatlerinde başlayan ve saatte 80 kilometreyi bulan hızı fırtına yaşamı kabusa çevirmiş. Yatlar kıyıya sürüklenmiş. Oldukça fazla hasar var. Karşı yakaya SGK şoku. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta yönetimli şirketleşme projesinden halen somut sonuç alamayan Karşıyaka'nın başı Sosyal Güvenlik Kurumu borçlar nedeniyle dertte demiş. Toplam 6,5 milyon borcu varmış bu arada. Yaşam ışığım olun demiş. Kansere yakalanan ve 21 günde bir kullanmak zorunda olduğu 21 bin liralık ilaç SGK tarafından karşılanmayan Köyceğiz Asena Ceren Hoşman için seferberlik ilan edilmiş. Medyumluğa soyunmuşsun. AK Partili Özdağ'dan MHP'li Ergün'e. AK Parti Mersin Milletvekili Selçuk Özdağ, suların kirli olduğunu öne sürdüğü ilçenin İzmir İl Halk Sağlığı Kurumu'ndan aldığı raporların kargo ile polemik yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e gönderdi. Kendisini seni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday yapmazlar diyerek eleştiren Ergün'e seslenen Özdağ, şimdi de müneccim başlığa medyumluğa soyunmuşsun demek ki, adaylığım seni korkutuyor, korkma korkun ecele faydası yok demiş. Kimse yatağa aç girmesin demiş Kocaoğlu, yeni yıl dileğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, 2018'i geride kalan yıldan daha iyi geçeceğine inanmış. AK Parti Datça cennetle devam demiş. 2018 İzmir'in yeni dönüm noktası şekliyle ifade etmiş Selim Türsen. Karşıya kadar SGK şokunu söyledik zaten. Sağlık Hastanesi İzmir Ticaret Odası Sağlık Hastanesi 18 ay sonra açılacakmış. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yani 1,5 yıl sonra açılacağını bahsetmişler. İnşallah açılır. SM Plastik 42. yıl kutlamış. Bodrum'da fırtına hayatı felç etmiş. 5 ton hamsi kapışıldı. Bu yıl 10.sü düzenlenen karşıya hamsi şöleninde yurt dışına ithal edilen hamsiler kızartıldı. Binlerce İzmirli balığa doymuş. Evet, bizden de bugün bu kadar. Gazete manşetlerini okuduk. Yorumlar da yaptık. Haftaya hızlı bir şekilde başladık. Sabahtan bu yana iyilik sağlık programı. Profesör Doktor Ünal Aydın'la her pazartesi Ünal Aydın'la iyilik sağlık olarak bugün de karaciğer kanseri ve kanserle ilgili devre 1, devre 2, devre 3, devre 4 olarak aşamaları sorduk, öğrendik. Ama bugün de gazete manşetlerine baktık, bütün gazetelerde haberleri okuduk ve tabii yorumlarım da oldu kısa kısa. Bugün haftanın başı, geç kaldım zaten. Çok fazla yorum yapmadım ama yarın böyle inanılmaz yorumlarla karşınızda olacağım. Evet, günaydın Türkiye, günaydın İzmir dedik. Şimdi güçlü bir şekilde İzmir marşıyla veda edeceğiz. Yarın saat 10'da yeniden sizle bir arada olacağız, buluşacağız. Aynı zamanda yarın saat 14'te Kanal İzmir TV stüdyolarında politik gündem programında İzmir'in değil Türkiye'nin çok iyi yakından tanıdığı, yakın tarihe ışık tutan, Atatürk'ü çok iyi anlatan Profesör Doktor Ergün Aybars konuğumuz olacak stüdyomuzda. Ergün hocamla değişik zamanlarda farklı televizyonlarda hep programlar yaptık. Ulusal televizyonlarda devamlı çıkan bir hocamızdır ve İzmir'de yaşayan, Atatürk'ü çok iyi bilen, az kalan sayıda, belirli bir yaşta hürmet ettiğimiz hocamızdır, sevdiğimiz bir hocamızdır. Profesör Doktor Ergün Aybars yarın saat 14'te Kanal İzmir TV stüdyolarında politik gündemde. Evet, yarın saat 10'da günaydın Türkiye, günaydın İzmir diyeceğiz. Yeniden görüşmek, buluşmak üzere, hoşçakalın.